Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Alexander bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ölümlerim bomba gibi yepyeni bir videoda sizlerleyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çıktığından belli her sabah Alexander geliyor. Ve geçen bölüm artık Şampiyonlar Ligi başladı. Alexander 4 puan toplamıştı ilk 2 maçta ve Williams'inki de başlamak üzere. Büyük rakibimiz abimiz arkadaşlar. İlk boom diyelim, öncelikle oyun ekranımız gelsin. Görmüş olduğunuz gibi ilk maçımız Shakhtar'a karşı oynayacağız. Asıl beklediğimiz maç abimize karşı Paris. Abimiz bizi çok hafife alıyor. Kendisi dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Onu darmaduman etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Her sabah Alexander geliyor. Önceki videolarda mutlaka izleyin gençler. Sabah 6 akşam 5. 5'te de Ümidi vs. Emcan gelecek. Pusuda olun. Haydin bakalım. Manchester United Shakhtar maçı diyelim. Ve Şampiyonlar Ligi'nde görüyorsunuz. Sanchez, Mata, Matic, Pogba, Herrera ve en önde biz oynuyoruz. Williams. O yüzden maça hazırız kardeşlerim. Bu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. PSG var ya. Abimizden intikamımızı çok fena alacağız gençler. Ve Manchester United görüyorsunuz. İlerle diyelim. Bu çılgın mücadele başlasın. Ümid ailesi stadı ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var gençler. Manchester United Shakhtar Donetsk'le oynuyoruz. İnşallah Williams'la ortalığı darmaduman edeceğiz arkadaşlar. Ve haydi Williams be. Bizim için döktür koçu. Evet arkadaşlar, pas geldi. Smalling bizi güzel gördü. Biz de bırakıyoruz şimdi Mata. Herrera. Gelin beyler, tekrar dediğim güzel pas veriyoruz Matic. O da tekrar beni gördü. Oradan çıkamadım. Ama hadi be, ayağa koyabilseydim var ya yakacaktım. Mükemmel bir pas geldi şimdi. Haydi Williams. Durma Williams. Yürü Williams oğlum. Vur sakince. Adam son anda dokundu. Ama korner aldık arkadaşlar. Williams bir hızlı olsa fena bir gol gönderiyordum ama olmadı. Şimdi orta geliyor. Williams vuramadı kafayı. Ama top halen bizde. Açılın beyler diyoruz. Gel Herrera. Güzel top. Williams pasımı verdim, geçmedi. Tekrar şimdi Pogba. Abi ne kadar kalabalık bu defans ya bu yıl. Haydin beyler, haydin beyler, atalım artık bir tane. Sanchez çok güzel getiriyor topu. Sanchez bıraktı, Mata dışarıya. Matic. Şimdi gelişine bir füze. De Heya iyi çıkarttı topu. Top geliyor. İndirdim. Lan her topu indiriyorum, helal be. Şimdi Matic. Pogba çizgiye doğru bıraktı. Mükemmel pas. Haydi Mata be. Yürü Mata. Kaptırma topu Mata. İyi aldık. Pogba top gidiyor. Bizimkiler ön tarafta topu tutamıyorlar ya. Şimdi topu aldık. Bıraktım içeriye doğru. Alexis Sanchez ortayı yaptı. Vuracak kimse yok. Berbat bir orta. Gel oğlum diyorum. Alexis Sanchez ve gol. Mükemmel bir gol geliyor arkadaşlar. Ümit is the bubble man. The best in the world. Boom. Alexis Sanchez atıyor arkadaşlar. Helal olsun sana Sanchez be. İşte bu. Önemli olan zaten öne geçmekte arkadaşlar. 3 puan da evimiz doyuyoruz. Mutlaka almamız gereken bir maç. Alexis Sanchez Plasen elinde ünlüdür. Mükemmel buldu. Ve 1-0 öndeyiz. Yürü koçum benim. Şimdi bıraktık Pogba. O da gönderdi güzel bir pas Mata'ya. Haydi Mata. Çok güzel gördü kanadı şimdi. Rashford. Yap oğlum ortayı. Vurun beyler gelişine. Neler oluyor lan? Arkadaşlar ben bir şey yapmadım vallahi. Öldürüyorduk kaleciyi herhalde. Evet. Hoca beni çıkarttı oyundan. Lukaku'yu alıyor. Golümüzü atamadık arkadaşlar. O yüzden sağlık olsun diyoruz. Haydi bakalım çıkalım oyundan. Maçın geri kalanını izle diyelim de mucize olmasın. Hemen bitsin geliyorum. Ve maç bitiyor. Boom. Evet arkadaşlar. 1-0 kazanmasını bildik. Zaten Williams'ın takımıyla ancak bir gol atılıyor arkadaşlar. Manchester United bayağı kötü oynuyorlar forvet tarafında. Ona rağmen yine de bol bol her maçı kazandırıyoruz. O bizim için iyidir. Haydi bakalım. Şimdi önümüze bakacağız. Bu maçta kazandık. 3 puanla başladık Şampiyonlar Ligi'ne. Çok iyi oldu. Ben biliyorum ya, Paris maçında patlayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Dani, deneyim hoşuna gitti mi?
Çok heyecanlıyım. Daha of 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 içim kıpır kıpır dostum. Stadın içindeki enerji falan, taraftarın enerjisi hani muhteşemdi be. Evet, helal Williams, yakışır. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Sonraki Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar dostum dedi. Güzel arkadaşlar, haydi bakalım. Danny Williams'a sonuna kadar güveniyoruz. Haydi bakalım, Paris'e karşı oynayalım ya, hadi ya. Gençler devam diyeceğiz. Sıradaki maçımız neymiş? Paris Manchester United. Deplasmanda abimize karşı oynayacağız. Abicim, bittin sen, bittin. İşte bu be. Danny Williams ve büyük abim, beni her zaman ezen, iyi bir oyuncu gibi görmeyen, aileden saymayan abim, sevgiyi görüyor musun? Williams'ların evinde Noel kesin çok eğlencelidir. Şu artiste bak lan. Oğlum şımarık çocuk, sen öldün öldün. Arkadaşlar abimizi darma duman edeceğiz, hadi bakalım. Abimizi darma duman edeceğiz. Bırakın gelsin. Ooo, Paris kreografisini de yapmış arkadaşlar. Neymar'ın dev posterini kaldırmışlar. Paris Manchester United'a karşı çok güçlüler ama onların aklını alacağız. Hadi beyler be. Deplasmanda oynamamız iyi, defans yapmazlar. Allah 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 Allah. Nerede abim? Aha yukarıda, üstünde beyaz işaret olan abimiz. Ha, şu maç bir gol atayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Gel oğlum. Çok iyi. Ben de verdim pasımı. Alexis Sanchez. Haydi Williams, topu aldı. Hakem faul diyor yav he. Draxler geriye döndü. Laz. Bırakmak istediler. Verratti, Neymar vurdu gelişine, geriye döndüler. Bir şut daha. Bizimkilere çarpıyor. Korner valla. Arkadaşlar Paris'te efsane bastırıyor. Orta geldi şimdi. Kalecimiz tokatladı. Ben topu indirdim. Haydi beyler haydi. Williams bir koş. Ne kadar yavaşsın Williams. Kaçırın beyler beni. Lan offside'dayım. Tamam şimdi ama Alexis offside'da değil. Aldık. Williams ve gol. Ümit is a bubble man. The best in the world. Abimizin aklını alacağız dedik arkadaşlar. Mükemmel bir pas geldi. Pas atacağım sandılar ama ben affetmedim. Ve Williams'ın golüyle 1-0 öndeyiz. Adamsın Williams. Yürü Williams. Coştur Williams. İşte bu be. 1-0 öndeyiz. Hadi Williams bir hat-trick at lan. Pas olarak kullandılar arkadaşlar. Var ya, abimize bilerek hata yaptırmaya çalışıyorlar ha. Abimize bilerek hata yaptırmaya çalışıyorlar. Onu affetmeyeceğim bir daha. İndirin dedim, indiremediler. Gönder Pogba, güzel top. Şimdi bastık topun üzerine. Plase'yi gönderiyoruz dışarıya. Lan. Williams sol ayağın lan. Ah, ah. Neymar da. Neymar gidiyor. Neymar vurdu geçmedi. Neymar bıraktı içeriye ve gol geliyor. 45+2'de 1-1 yiyoruz arkadaşlar. Cavani atıyor. Yazıklar olsun beyler ya. Yediğimiz gole bakın ya. Arkadaşlar Neymar vurdu. Geçmedi. Neymar bıraktı. Cavani. Ve şimdi maç 1-1 ilk yarı bitmeden efsane bir kapışma oluyor. Şimdi pası verdik Mata. O da bıraktı gençler. Matic. Tekrar Mata. Gel dedim. Gelişine bir füze ve gol. Arkadaşlar William satıyor. Ümit is a bubble man. Best is a bubble man. Williams'tan mükemmel bir gol girişine, tam köşeye. Topun dönüşüne baktım, helal olsun sana. Williams'ın vurduğum oradan be. İşte bu. Arkadaşlar Williams'ın golüyle 2-1 öndeyiz. Yeneceğiz oğlum bu maçı lan. Biraz da sanki Williams'a oynattırıyorlar gibi abimiz orada. Gel abi. Oh. Abimize bir çalım atayım dedim, olmadı. Aa. Çok iyi aldık. Gel Valencia, vur oğlum ve gol.
Bobo and Vinny's show, man, the best, man, the best. Ah. Arkadaşlar yaram vardı ama mükemmel bir gol geliyor. Affetmiyoruz, acımıyoruz. Hat-trick'imizi atıyoruz. William. 3-1 oluyor. Helal olsun. Kuşum benim be. Şimdi opuzun gönderdiler. Dakika 87'deyiz gençler. Maçın bitmesini heyecanla bekliyoruz. 3-1 öndeyiz. Onlar bastıramıyor. Bizimkiler de biraz geriye çekildi. Şimdi pasımızı verdik. Matic. Haydi beyler, haydi beyler. Bitireceğiz bu maçı artık. Geçmedi orada pasımız. Verratti. Dakika 90'a geldik. Hakem 90+2 verdi. Haydi arkadaşlar. Büyük galibiyete çok yaklaştık. En önemlisi de abimizi yenmiş olacağız arkadaşlar. Pasım geçti. 90+2 oynanıyor. Mata'nın ortası gelmedi. Mata gönderiyor şimdi. Rashford'un kafası direkten geliyor. Bu da onlara hediyemiz olsun arkadaşlar. Hakem yine bitirmedi maçı. Kavun karpuz keselim dedi. Kafayı vurdurmadılar. Smalling gelişine vurdu. Ve maç bitiyor. Boom. Williams abisine karşı topu almayı başardı. Ve arkadaşlar hat-trick attı. Bu yılında ilk FIFA 19'unda ilk hat-trick'i Williams'tan gelmiş oldu. Sen adamın dibisin koçum benim be. Abini yendin, sana helal olsun be. Şampiyonlar Ligi'nde kardeşine karşı oynuyorsun. Onu yenmek nasıl bir histi? Hiç şüphem olmadı ya. Kazanacağımızdan emindim. Yaşlı Terry artık eskisi kadar hızlı da değil. Sonuçta yaşlanmak konusunda yapabileceğimiz bir şey yok. Terry'nin zamanı geçti mi diyorsun? Tek dediğim bir şey alırken son kullanma tarihine mutlaka bakmak lazım. Zaaa, gömüyorum lafları. Bu yorumlarım hakkında ne düşündüğü umurumda değil. Zaten gülüp geçer o, beni sevmez dedi. Arkadaşlar böyle darma duman ettik abimizi. Akıllı olacak. Akıllı olacak. Abi ne oldu? Dağıttık mı seni? Darma duman ettik mi seni ve kime geç diyor? Hadi bakalım. Arkadaşlar Kim Hunter'a geç dedi. O zaman Kim Hunter'dayız. Bakalım kız kardeşimizde arkadaşlar ne var ne yok. Aha, Atlantik Okyanusu üzerinde yaz 2019. Bizimki uyuyor, resim çekiniyorlar. Acaba nereye gidiyoruz? Arkadaşlar yoksa Dünya Kupası'na mı gidiyoruz? Megan Rapinoe seni bir gönderiye etiketledi. Ünlü oldun. Bakalım çaylaklar yoruldu. Oha, ne diyeyim arkadaşlar. Çocuk musunuz? İyi tarafıma denk geldiniz. Hiçbir şey söylemeyeyim hadi. Asıl sana şaka yapılmadığında endişelenmen gerek. Eğlenceye katılmalısın her zaman. Uçakta Wi-Fi olması süper bir şey. Ne oldu? Aa, okul. Sınavlarımın yarısına erken girmek ve kanallarını da turnuvadan sonra ertelemek zorunda kaldım. Of, gerçek hayat böyle. Üniversite seçtin mi? İyi haberler ver. Stanford ve UCLA'dan aldığım teklifler hoşuma gitti. Fakat babam Berkeley'ye gitmemi istiyor diyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi döktürüyor bizimkiler. Hem futboldaylar hem de okullarında işte böyle olmak lazım. Liseden direkt profesyonel olmak da bir seçenek. İnsanı düşündürüyor. Üniversite okumadan sadece futbola odaklanmayı da seçebilirsin dedi. Aa, bence böyle bir şey yapmamalı. Bakalım arkadaşlar, herhalde vallahi Dünya Kupası'na geldik. Evet, bu benim ve bu da hayatımdaki diğer Alex. Ana doğru, Alex Morgan'la. Oo arkadaşlar, Dünya Kupası başlıyor. Fransa 2019. Bizim grubumuzda İngiltere var, İsveç var ve Hollanda var. Hadi bakalım. Bakıyorum Dünya Kupası mı başlıyor, bilemedim ki.
Aha. Vay yavrum vay. Ne güzelmiş la. Ya buradan göndereceğim herhalde. Hop. 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 Arkadaşlar antrenman yapıyoruz. O kovaya mı atmaya çalışacağız? He, herhalde ikimiz de kovaya atmaya çalışıyoruz. Hadi be, benimki neredeyse giriyordu ya. Evet ama kazandık arkadaşlar, güzel. Antrenmanımızı yaptık, kovaya atmaya çalıştık. Ve işte büyük an geldi çattı. Çöpe basket atma dünya kupası. İki tarafta 36 sayı attı. Hunter galibiyet için geliyor. Büyük baskı altında dedi ve attı. İşte bu. Gençler, kız kardeşimizin dünya kupası başlıyor. Selam, babası mısınız? Oo, babamız da geldi. Toplantıya geç kalma kızım diyor. Ve babamız geldi. Bakalım ne diyormuş. Unutmadan söyleyeyim, abin aradı. Eleme turlarında gelmeyi düşünüyor. Tabi oraya kadar yükselirsek. Buraya gelmen bile senin için büyük bir başarı. Bunu unutma arkadaşlar. Aslında kızın böyle bir şey dememesi lazım. Çünkü bunlar çok güçlüler. Christine Sinclair ilk World Cup maçının 4. dakikasında gol attı. Yakaladığım fırsatı değerlendirmek zorundayım. Vay be, kız kardeşimizin dünya kupası başlıyor. Vereceğin başka bir karar mı vardı? Arkadaşlar, üniversite üzerinde babamız baskı yapıyor. Kız belki de üniversite okumak istemiyordur. Direkt profesyonel olsam nasıl olurdu diyor babasına. Oha. Geçtiğimiz gün Alex'le konuştum ve çok sayıda profesyonel mi nerede? Seattle'da mı? Ben ciddi olduklarını bile düşünmüyorum Kim. Arkadaşlar, babası tabii ki okumasını istiyor. Futbol bir an var bir an yok. Bu turnuvanın hayatın sonu olmadığını unutmaman gerek. Aynen öyle, ama burada döktürürse iyi ünlü biri olabilir. Ben şimdi toplantıya gideyim dedi. Haydi be kızım, göster bana gücünü. Arkadaşlar, ilk maçımızı yapacağız. Haydi bakalım. Dünya Kupası'nda önce antrenman, bunu atlayalım. Mükemmel paslaşmalar bunlar. Haydi bakayım. Verdik pasımızı. Bir pas daha gençler, görüyorsunuz. Mükemmeli alacağız. Bizimkiler maç hazır. İki tane double A çektik arkadaşlar. Oy oy oy. Bakın. Boom. İkisinden de A aldık. Bu Kim'i daha da güçlendirdi maç öncesi. Dünya Kupası'na Kim hazır? Bizler de hazır mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşlar, Kim Hunter'ın İngiltere ile grup maçı. İlk maç. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Kadınlar Dünya Kupası grup aşaması. Yaz 2019. Biz Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımıyız. Son dünya şampiyonuyuz. Yani bu turnuvadaki tüm takımlar bizi yenmek için mücadele edecek. Fakat biz buna izin vermeyeceğiz. Burada bulunan tüm takımlardan daha iyi odaklanacağız ve özverili olacağız. Tecrübeli bir 11 ile sahada olacağız. Hata, konsantrasyon kaybı ve dikkatsizlik istemiyoruz. Aynen öyle, hadi bakalım. Arkadaşlar, mutlak Hunter, hoca yedeklerde olmanı istiyor. Yorulan arkadaşlarının yerine gireceksin. Tamam. Bu maç bizim hanımlar. Hadi bakalım. Bu maçı alalım. Bu maçı alalım. Bu maçı alalım. Evet arkadaşlar, biz 7'yiz. Tabii ki Hunter olarak oyna diyeceğiz. Ve Dünya Kupası bizim için başlıyor. Arkadaşlar, Amerika zaten geçen Dünya Kupası'nı kazandı. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İşte biz oyuna giriyoruz. Bakalım maçta durumlar ne? Bir gol at, en az 7 sonuç al dedi. Arkadaşlar, maç kaç kaç, durumlar ne?
Ve bakalım 2-0 öndeyiz. Bizimkiler oynuyor ya. Arkadaşlar zaten 2-0 öndeyiz. O yüzden egoist oynamam lazım. Gol atmaya odaklanmam lazım. Şimdi Brian top istedim, aldım. Kaçır beni kızım dedim. Haydi Hunter. Haydi be kim lan. Var ya keşke biraz daha geç atsaydım topu ayağımdan. Kim verdi pasını arkadaşlar? Alex Morgan. Tekrar bıraktı. Haydi Kim. Geçersin onu. Kim geçti gençler? Morgan gel. Kim vurdu ve gol. Helal sana Kim be. Helal sana Kim diyoruz arkadaşlar. Kim Hunter atıyor. İşte bu, işte bu, işte bu. Kız kardeşimiz affetmedi arkadaşlar. 3-0'ya geçiyoruz. Orada Morgan tabii ki çok iyi aldı. Kim vurdu ve 3-0 öndeyiz. Helal olsun sana Kim Hunter. Gol atması gerekiyordu kendine güvenin gelmesi için. Onu da attı. Kaçırın beni diyorum. Güzel top. Haydi Kim. Yürü Kim. Bastır Kim. Bas topun üzerine. Verdik pasımızı. Orta geliyor. Morgan'a gelmeli derken inanılmaz bir kaleci atası ve gol 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 gol. Amerika 4-0 yapıyor arkadaşlar. İngiltere'yi darma duman ediyorlar. Kim Hunter orada kaleci hatalı çıktı. Ben de ne olduğunu anlamadım. Evet kaleci dokunamamış. O mükemmel bir kafa golüyle 4-0 yapıyor Lindsey Horan. Gençler ben dedim Amerika kadın milli takımı acayip güçlü. Gerçek hayatta da çok güçlü. Götürüyorlar. Zaten herhalde zaten Almanya ile final oynarız. Dünya kupasında kazanacak ilk maçını. Bu da güçlerini göstermiş olacak. Haydi bakalım. Gelişine bir şut. Kale vuruşundan sonra maç bitecek. Ve maç bitiyor. Boom. Arkadaşlar mükemmel bir galibiyet geliyor. Amerika'yı 4-0 darma duman ediyor İngiltere. Hocamızın istediği her şeyi yapmış olduk. Sonradan girdik, golü attık ve 7-0'ın üstünde oynadık. Her şey tamamdır. İşte bu be. Kim henüz 17 yaşındasın ve ilk Dünya Kupası maçına çıktın. Bu inanılmaz bir şey. Nasıl hissediyorsun? İdollerimin yanında oynuyorum. İlk başta bu duyguya kendimi fazla kaptırmıştım. Taraftarlara ve müsabakaya. Düşünsenize Megan Rapinoe ile aynı takımdayım. Kolombiya'ya attığımız golden sonra bana haftalarca... Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kız çok heyecanlı. Ama yapması gerekeni yaptı. Seni en çok etkileyen şey neydi diyor. Gol atarak galibiyete katkı sağlamak çok güzel. İlk maçım rüya gibi geçti. Selam söylemek istediğin birileri var mı dedi. Arkadaşlar ciddi misin? Buna ayıracak zaman yok. Sadece futbol konuşacağım. Birilerine selam göndermek ister misin? Ne diyeyim arkadaşlar? Sadece futbol konuşacağım diyeyim. Maç hakkında sorularınız varsa alayım. Pekala. Ne yazık ki biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kim Hunter ilk maçına çıktığın için tebrik ediyor ve diğer maçlarda bol şans diliyorum dedi. Teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Helal be Kim. Dağıttın ortalığı. Arkadaşlar Morgan'la da aramız mükemmel. Beceri puanlarda kazandık. Süperiz. Attığınız her deparda tüm gücünüzü ortaya koyacaksınız. Yoksa burada benim vaktimi de kendinizinkini de boşa harcamayın dedi. Haydi bakalım, haydi bakalım. Bizimkiler yardırıyor. Ooo Morgan'la kapışacağım he. Haydi kızım, haydi Hunter. Ne oldu hocam? Hoca ilk maçtaki performansından etkilendi. Ama önümüzdeki maçta da yedek kulübesinde olmayı istiyor, tamam mı? Hazır olana kadar üzerine çok fazla yük bindirmek istemiyoruz. Fakat izlemeyi ve öğrenmeyi unutma. Sağda olmasan bile gözünü dört aç. Arkadaşlar Kim Hunter ilk 11'deki yerini alacak ama biraz zaman alıyor. Ben ilk 11'de olmayı umuyordum. Hocanın son kararı bu yönde Hunter. Boşver kızım, üzülme ya. Yanlış karar ne?
Herhalde yanlış duydum Hunter. Hocanın kararını mı sorguluyorsun? Hayır, sadece takıma katkılı olduğumu düşünüyorum. Bu tavır ne? Böyle bir şey görmek istemiyorum. Konu kapanmıştır dedi. Herkes yerine. Sıradaki 5 çalışmayı Hunter'a borçlusunuz dedi. Oo. Bir de kimin yüzünden takım ceza yedi gençler? Bizimki biraz atarlı genç. Kızım sen niye böyle atarlandın ya? Arkadaşlar bizimki niye böyle atarlandı anlamadım. Yani atarlanacak bir şey yoktu bence. Kızım hadi. Sinirini göster. Göster bize sinirini. Şov yap burada. Hadi be, ama gol atamadık ama yine de A'yı aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz kim sinirinden guduruyor, sinirinden çıldırıyor. Ama sakin olmalısın Kim, sakin ol kızım. İleri diyelim gece. Büyük bir hırsla kendilerini geliştiren genç oyunculara hayranım dedi. Bize de bir gönderme yaptı arkadaşlar. Kim Hunter yedek olabilir ama bomba gibi devam ediyor. Sıradaki maç Hollanda'ya karşı gençler. Ama hadi son maçımızı da yapalım Hollanda'ya karşı, oradan da bölümü bitirelim. Oha arkadaşlar. Hoca bizi yedeğe bile almamış. Rezerveye almış. Maçı simüle et diyoruz. Herhalde bizi cezalandırdı şımarıklığımızdan dolayı. Ve 1-0 kaybetmiş bizimkiler. Ne oldu? Ne oldu? Bizsiz kay, Alek kimsiz kayıp mı ettiniz? Arkadaşlar bizi ilk 11'e bile almadı o antrenör. Böyle artistlik yaptığı için. Ve o yüzden kaybettiler 1-0 Hollanda'ya. Aa işte kim? Aa, görüyorsun kızım. Hocam. Toplantıya daha bir saat var. Evet. Pişman oldular. Demek ders çalışıyorsun. Oldukça yoğun geçiyor hocam. Dün olanlar için çok üzgünüm. Söyle bakalım Hunter, Deniz Daniels ismi sana ne hatırlatıyor? 2011 Dünya Kupası kadrosundaydı. 18 yaşında bir Detroitliydi. Hava hakimiyeti kusursuzdu. Ona duvar lakabı vermiştik. 10 yıl boyunca savunmamızın bel kemiği olması kesin gibiydi. Ancak turnuva başlamadan önce kamp kurallarını çiğnediği için evine gönderildi. Onun adını hiç duymadım. Doğrudur çünkü şu anda San Francisco'da da bir yerlerde meyve sıkıyor. Ya. Dün hocanın kararını sorguladığın için seni kadrodan çıkarmayı düşündük. Sana biraz sert davrandığımı düşünüyor olabilirsin ancak büyük bir potansiyelim olduğu için böyle yapıyorum. Gençler işte akıllı olacaksın. Çok yeteneklisin ve bu yüzden buradasın. Teşekkürler hocam, sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Hoca seni son maçta ilk 11'de başlatmak istiyor. Ya tamam ya devam. İstediğin buydu, hadi bakalım. Arkadaşlar grubun son maçında yenersek tur atlayacağız ve ilk 11'deyiz. Yani kimle döktürmemiz gerekecek? Nasıl seviniyor? Unutuyordum. Takım toplantısı bir saat sonra. Helal be. Haydi Kim. Artık kendini gösterme vakti. Dünya Kupası'nı kazanacaksın kızım. Güzel gençler, iyi ki basmışız. Burayı da izlemiş olduk böylelikle. Ve arkadaşlar gelecek maç Alexandra dön diyor. Alexandra dön diyor. Gelecek maç tekrar Alexandra döneceğiz. Kim de her şey yolunda gidiyor arkadaşlar.
Güzel bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Saat 5'te pusuda olun. Ümidi vs. Emcan gelecek. Williams'la abisini yendik. Kim'le çok iyi bir grup maçı yaptık. Ve Dünya Kupası devam ediyor. Bakalım Alex'te yarın sabah neler olacak. Kendinize iyi bakın. Saat 5'te görüşürüz man. Pişt.